Meyve sebzeler mi? Evet. Ben onları çok karıştırıyorum Zihni. Bana yardımcı olur musun? Evet. O zaman birlikte yapalım. Evet, bu ne? Domates. Domates sence meyve mi, sebze mi? Meyve. Domates meyve mi? Nasıl oluyor Zeynep? Domatesten meyve olur mu? Çekirdeği var. Evet, değil mi? Bir şeyin çekirdeği varsa biz ona ne diyoruz? Meyve diyoruz. Domatesin çekirdekleri var evet. O zaman. Domates bir meyve. Evet, bir tane daha gelsin mi Zeynep? Evet. Evet. Bunu da bilirsen bunu sana vereceğim. Bu ne? Pırasa ne? Pırasa. Tamam, pırasa ne? Meyve mi, sebze mi? Sebze. Sebze çünkü bunun... Çünkü yaprakları var. Evet, böyle yapraksa bu bir sebze oluyor. Zeynep benden bir tane de pırasa kazandı. Domates pırasa olsun. Evet, domates de pırasa. Bir tane meyve, bir tane sebze kazandın Zeynep. Bu sefer biraz daha zor sorabilirim belki. Evet. Elma. Al eline. Evet, elma. Çekirdeği vardır. Elmanın çekirdeği vardır değil mi? O zaman kaldır meyve. Meyve. Evet, şimdi annem ayıklıyor bize. Annen ayıklıyor. Sen o zaman çekirdeksiz mi sanıyorsun ayıklayınca? Bazen. Evet, elmanın da aslında domatesten çok bir farkı yok. Değil mi? Sadece bunları farkı. Evet, ikisi de meyvedir. Domates de elmada. Şimdi Zeynep sana biraz daha farklı bir tane soralım. Evet, bunu da kazanmak yeşil istiyor musun? Soğan. Yeşil soğan. Meyve mi, sebze mi sence? Sebze çünkü bunlar da yaprak. Aa, yeşil soğanın yaprakları mı Zeynep? Hı hı. Çok güzel yaprakları varmış. Çekirdekleri de yok yani. Çekirdekleri de yok, yaprakları da var değil mi? Evet, o da bir sebze Zeynep. Bir de yeşil soğan kazandım benden. Evet, Zeynep bu sefer ne geliyor? Tavşanların çok sevdiği... Moruldayız diyebiliriz. Tavşanlar marulu da çok severler, evet. Peki sence bu ne? Havuç. Havuç. Havuç da meyve mi? Gözlerimizin görmesine sağlık. Evet, gözlerimize çok iyi gelir. Ama konumuz meyveler ve sebzeler. Sence havuç bir meyve mi, sebze mi Zeynep? Sebze. Sebze çünkü havucun çekirdeği var mı? Yok. Yok. Arkadaşlar isterlerse bakabilirler için. Evet. Sadece havucun... burada yaprağı. Orada yaprakları var. Bu zaten havucun kök kısmında oluşuyor. Toprağın altında oluyor Zeynep, biliyor musun? Aferin sana. Sen de her şeyi biliyorsun. Evet Zeynep. Bu sefer ne geliyor? Yine tavşanların çok sevdiği marul. Evet, o ne Zeynep? Çekirdeği yok. Çekirdeği yok. O marulun neresi? Burası. Yaprağı mı? Yaprağı. Evet, böyle yapraksa... Çekirdeği yoksa... Sebze. Sebze, aferin Zeynep sana. Havucu onun arasına sarıp yiyebilirsin. Evet. Ama yıkamadan yenmez. Yıkamadan yenmez. Aferin sana. Evet, ben bunları yıkamadım Zeynep. Evet Zeynep, bir tane daha geliyor. Bunu da kim sever biliyor musun? Bunu tavşanlar seviyordu. Bunu da ayılar çok sever. Evet. Ayıdan korkarım. Ayıdan korkar mısın? Evet. Armut. Çekirdeği var. Çekirdeği var, evet. Meyve. Ayılar peki çekirdeğini ayırıyor mudur yerken? Ayırmaz. Yok, ben bir kere limonun çekirdeğini yutmuştum. Limonun çekirdeğini... Peki limon ne Zeynep? Meyve. Meyve, o da çekirdeği var değil mi? Evet, armutta bir meyve çekirdeği var. Hatta çiçekten oluşanlar, evet, böyle bitkinin çiçeğinden oluşanlara meyve diyebiliriz. Çünkü bazılarının çekirdeklerini insanlar farklı yollarla çıkarmışlar. Evet, Zeynep şimdi geliyor bir tane daha. Bunu da kim çok sever biliyor musun? Köstebekler bunu çok severler. Köstebeği seviyorum. Bir kere ölmüşünü gördüm ama. Aa, evet, bahçelerde patatesleri çok sever köstebekler. Evet. Çekirdeği yok. Patatesin çekirdeği yok. Bu da toprağın altında mı yetişiyor, üstünde mi sence? Altında yetişiyor. Altında, bitkinin kök kısmında olur çünkü, patates de. Çünkü aslında bu bir tohum. Tohum mu? Evet, bir
büyümüş, büyümüş böyle. Zeynep, çekirdekler tohum olur biliyor musun? Bu bence bitkinin kök kısmında oluşuyor. Bunun çekirdeği yok değil mi? Zaten çekirdeği yoksa ne diyorduk az önce söylemiştin? Sebze demiştin. Zaten bunlar, evet senin dediğini anladım. Bunlar tohum olarak kullanılıyor. Diktiğimiz zaman patates bitkisi büyüyor mu? Büyüyor. Onun ağacı oluyor. Evet, ağaç gibi oluyor, böyle büyüyor. Tebrik ediyorum Zeynep. Hepsini bilecek gibisin. Bir sürü var. Evet şimdi geliyor. Bunu kim çok sever bilmiyorum. Ayşe Hazal. Ayşe Hazal evet, Zeynep'in kardeşi salatalı çok seviyor. Çekirdeği vardır diyor. Salatalığın çekirdeği vardır. Ama bir düşündün yok mu acaba? Bakalım ona birazdan. Bakalım. Evet birazdan bakacaklarımızı kenara ayıralım. Alalım size. Düşüyor mu? Evet ona bakacağız Zeynep. Tamam mı? Zeynep emin olamadı çekirdeği olup olmadığına. Birazdan onu inceleyeceğiz. Büyütecimizle inceleyeceğiz. Ben biliyorum evet. Biliyor muydum acaba? Unuttum. Zeynep şimdi ne geldi? Bunu da tavşanlar sever aslında, ıspanağı. Evet ıspanak sence? Çekirdeği yok. Bunlar evet. Yaprakları. Yaprakları çok güzel. Sebze. Evet. Ispanak bir sebzedir Zeynep. Geç bakayım. Evet onu da kazandın. Şimdi bakalım benden ne kazanacaksın. Şimdi benden ne kazanacaksın. Evet. Bu sefer bunu çok seviyorsun. Evet. Sarımsak. Çekirdeği yok. Çekirdeği yok o zaman. Çekirdeği yoksa neydi? Meyve miydi? Sebzeydi, evet. Zeynep artık meyvesi sebze demekten yoruldun sanki birazcık. Çekirdeği olanlar, bitkinin çiçeğinden direkt oluşanlara meyve diyoruz. Bitkinin yaprağıysa, köküyse değil mi? Bunları da sebze olarak adlandırıyoruz. Gövdesiyse ayrıca. Şimdi Zeynep, yine zor bir tane. Al bakalım. Alabilirsin elini. Yağlı diye almıyoruz ya. Yani. Evet. Bu ne? Zeytin. Zeytin evet. Normal zeytin. Çekirdeği var mı? Var. Var o zaman. Neydi? Çekirdeği olanlar meyveydi. Evet zeytin de bir meyve. Bugüne kadar hiç meyveler içerisinde görmedik ama diğer meyvelerden hiçbir farkı yok. Şimdi evet senin çok az kaldı. Biraz daha zorları kaldı. Ben zaten biliyorum çekirdeği. Var mı yok mu kaba? Yok. Yok mu? O zaman? Çekirdeği yoksa sebze diyorsun. Ve Zeynepciğim yanılıyorsun. Kabağın belki çekirdeği vardır. O zaman bakalım evet. Kabağın acaba çekirdeği var mı yok mu? Aslında salatalıktan çok farkı yok Zeynep onun. Evet. Benziyorlar mı? Evet, kalınlıkları farklı. Ona bakacağız birazdan Zeynep. Burada çiçekleri var. Evet, işte çiçekten oluşuyorsa böyle, onlar meyve oluyor. Bu da çiçekten oluşuyor ama çiçeğini koparıyorlar bak. Çiçeğini koparmışlar, evet. Evet Zeynep, şu iki tane daha soracağım sana. Ondan sonra onları incelemeye devam edeceğiz. Muz. Bunda maymunlar çok sever. Evet, muz. Çekirdeği vardır. Var mıdır muzun var. Çekirdeği? Ama en altında vardır. En altında. Kes bitmez. Evet Zeynep de muzun çekirdeğini bulmuş muyduk biz daha önce sen? Bulmuştuk. Arkadaşlar bulabilir mi sence muzun çekirdeğini? Bence bulamaz. Tam şurada oluyor. Tam burada. Evet incelesinler. Onu arkadaşlar mı incelesin? İyileştirebilir. Sürpriz olsun. Nerede tamam çekirdeğini bakalım bulabiliyorlarsa bulduklarını yazsınlar bize. Evet Zeynep, şimdi bunu kim çok seviyor? Bunu da ben çok seviyorum. Çekirdeksiz üzüm. Ama çekirdekli bu aslında. Çekirdekli mi? Evet. Aa. Çünkü çekirdeğin içinden bir şekilde almışlar. Almışlar mı? Bakalım bence onu sertelmiyor da olabilir. Ona bakalım, onu da inceleyelim mi? Bakalım çekirdek var mı? Çekirdeksiz üzüm diye alıyoruz ama çekirdeği var mı bilmiyorum. Ben yıkamamıştım Zeynep, yıkasaydım onu yerdim. Şimdi ben artık de ben geliyorum. Ne zamanı biliyor musun? Onları
inceleme zamanı. Benim bir tane bıçağım var, onunla keselim ve inceleyelim. Hazır mıyız? Evet. Büyüteçle gösteriyorum. Zeynep, sence bu kabağın çekirdekleri var mı yok mu? Var. Var. O zaman neymiş kabak? Meyve. Meyve. Çekirdeklerini gösterir misin arkadaşlara? Var. Evet, onlar şurayı kabağın. Geliyor. Evet, çekirdekleri onlar. Evet, çekirdeği varsa meyveydi. Öyle daha mı diyorum çekirdeği? Evet, kabağımızın çekirdeklerini görüyoruz. Başka ne vardı? Üzüm vardı. Acaba çekirdek üzümün çekirdeği var mı Zeynep? Var. Getirir misin buraya üzümü? Kabağın üstüne koyalım daha. Oraya mı koyacaksın? Tamam. Evet, çekirdeksiz üzümün de çekirdeği var ama Zeynep sertelmemiş. Değilmiş. Çok sert bir yapı değil. O yüzden çekirdeği yokmuş gibi hissediyoruz. Evet. Bir de alınmış gibi. Bir de alınmış gibi. Bazı meyvelerin zaten insanlar çekirdeklerini çeşitli yollarla çıkartıyorlar. O bizi aldatmasın. Mesela bazı mandalinalarda o yüzden çekirdek yoktur. Salatalık acaba neydi? Ona bakalım. Onu zaten. Ne? Meyve mi? Evet. Onun da çekirdekleri var. Biraz sulu olduğu için hatta. Evet. Söyleyebilirim bunları. Evet. Çekirdeklerini göster Zeynep. Bu zaten. Evet. Evet. Orada küçük küçük çekirdekler var. Evet. O zaman salatalık da bir neymiş? Meyveymiş. Arkadaşlar, bugün meyve sevdiklerini öğrendik. Bizlemeye devam edin. Çok çok abim olun. Güle güle.